Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber erkeklerimizi kafeslerine tekleyeceğiz. Şurada görmüş olduğunuz yuvalıklarımızı, kafeslerimizin içi inşallah erkek kuşlarımıza dolacak. Toplam 23 kafes, 23 yuvalık ayarladım. Normalde arkadaşlar şöyle söyleyeyim, 24 kafes, 23 yuvalık var. Yeni yuvalıklarımız sipariş edilecek. Yeri belli. Gününü bekliyorum sadece. 9-10 tane yuvalık sipariş edeceğim. 9 tane kafes sipariş edeceğiz. Zaten hani her şeyimiz ayarlı şu anda. Tek bir şey haber vermemiz yeterli olacak. Ondan sonra zaten bu taraflar komple dolmuş olacak. Şu an şu kafesi elleyemiyorum. Hani orada olduğu için malzemelerim, ama hemen bir de iş tokuş yapacağım. Zaten yeteri kadar, o kadar takımımız yok ya. Rainbow'larla falan zaten 20 takım ancak etmiyor bile. Hani o yüzden bunlar olsa da olmasa da çok da önemi yok. Şunları hemen ben bir yuvalık takayım bekletmeden. Evet, bu takımımızın da yuvalığını taktık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Dişini zaten hemen dikkatini çekecektir diye düşünüyorum. Bir tek suluğu eksik, suluğunu da koyacağım. Arkadaşlar şimdi bütün hepsinde suluklar eksik. Eminim ki hepsi zaten susamıştır. Salmayı da bayağı bir susuz bıraktık, salmaları. Şimdi önceliğim şu olacak. Dişiler, yani dişiler zaten salmalarında kalacaklar. Gördüğünüz şu tayfamız salmalarında kalacaklar. Bunların daha vakti var. Onun haricinde erkeklerimize öncelikle kafeslerini atacağız. Sebebi şu. Erkekler öncelikle oldukları ortamda bir baskınlık sağlamalılar. Yani durum şunu özetliyor. Ben eğer erkek kuşu kafesine koyuyorsam, erkek kuşun burada egemen olması gerekiyor. Sebebi de şu. Dişi yanına atıldığında dişilerin gagası her daim daha güçlüdür. Dişiye yem olmasın diye. Ben bu alanın sahibiyim imajını dişiye karşı çizebilsin diye. Bunu yapma sebebimiz bu. Önceliğimiz o yüzden erkekler. Yoksa ben normalde şu anda bu kızgınlıkta kuşlarda erkekle dişiyi aynı anda kafese koysam dahi dişilerim hemen yuvaya girecek. Erkeklerim de hemen çiftleşmeye meyilli olacaklardır. Yani net tavırları bu olacaktı. Çünkü aşırı derecede kızıştılar ve çok fazlası eşe geldiler. Ama ben yine de bunu ihtimale bırakmıyorum. Çünkü ilk defa yapacağım eşlemelerim de var. İlk defa eşleyeceğim kuşlarım da var. Sadece biraz aklımda sıralama konusunda bir tereddütüm var. Ama inşallah onu da şimdi bugün erkeklerde çözeceğiz. Şu hemen bir kalabalığım var. Onları da toparlayalım ve erkekleri sırasıyla atmaya başlayalım. Evet, erkekler kafesimize geldik. Şimdi aklımızda şöyle bir plan olsun. Ben ilk olarak kimle başlayayım? Şöyle yukarıda durmaktan hoşlanacak bir kuş. Yukarıda rahatsız edilmeyi, yani yukarıda durması gereken rahatsız edilmeyi sevmeyen bir kuş olmalı. O yüzden arkadaşlar ben en başa şu kuşu koyacağım. Yemeyen. Evet, oğlumuz bu. Bulut'a gördüğünüz üzere fazlasıyla benziyor. Ama Bulut değil tabii ki, maalesef Bulut öldü. Şimdi arkadaşlar ben kuşu ilk aldığımda, bir saniye çok özür dileyerek, şu şekilde bir açarım. Bakarım tüy yapısını, eksik tüyü var mı? Tüy yapısı nasıl? Eti budu yerinde mi? Yani bu kuşun sağlığı yerinde mi? Bakın şöyle gözlerine bakarım. Parlak olacak, tüyleri parlak olacak. Ve yani tüy yapısına göre çok fazla eşlemiyorum ben genelde. Genelde benim gözüme hitap eden renklere, yani yavru almak istediğim renklere göre eşliyorum. Bazısı tüy yapısına göre inceler, o şekilde eşler. Bazısı soy kan hattının böyle hani gidişatına göre şunu şununla eşleyeyim, işte şu soy devam etsin diye düşünebilir. Bazısı çalışma yapar. Mesela atıyorum kuş, kuşun A kuşuyla B kuşunu eşleyince onların üçüncü yavrusunu alıp öteki kuluçkasından atıyorum ikinci yavrusuyla eşlemesi gerekiyordur mesela. O da diğer yumurtaları atar, sadece o yumurtasını tutar mesela. Bazıları öyle yapar, çalışma üzerine çalışan, yani ilgisi olanlar. Ama ben sadece renk çalışıyorum. Bu kuşu buraya hemen atalım. İlk kuşumuz hayırlı uğurlu olsun. Evet, oğlumuz bir yerine geçti. Yerleşsin bakalım. Allah'ım çok şükür şu sezonu da açıyoruz ya, ben daha bir şey demiyorum. Hemen onun altına arkadaşlar ben diğer spancelerinden birini koyacağım. Ya şu spancayı koyacağım ya da şu yemdekini. Hatta şöyle yapayım. Ben şunu koyayım ya. Şu oğlumu koyacağım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yerinde tutamıyoruz. Durmuyor spa. Şimdi neden az önce bir ikilemde kaldım, değiştirdim?
Buna Bulut'un kızını atacağım çünkü. Hemen gözümün önünde olmasını istiyorum da ondan dolayı. Evet, bu oğlum da hemen burada kendini göstermeye başladı. Geç bakalım. Ne oldu? Ayrılmak istemedi bir an. Evet, bu da bir yerine yerleşsin bakalım hayırlısıyla maşallah. Buraya şimdi bir kuş daha atacağız erkeklerden. Şöyle bir bakalım bakalım neler var neler yok. Gözümün önünde olsun dediğim bir kuş. Şu bence iyidir, spangle. Evet, etine butuna dolgun oğlumuz da 3 numaraya yerleşecek inşallah. Onu da buraya atalım. Evet, gayet güzel yemiş. Görüyorsunuz. Temiz tüyleri de. Evet. Hemen bakalım, atalım buraya da. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu oğlumuzu buraya attık. Şimdi buraya geldiğimde de ben en yukarıya arkadaşlar spangle'yi koyacağım. Şimdi diyeceksiniz ki ne bu spangle takıntısı? Arkadaşlar bu kuşlar bendeki ilk eşlemeler. Yani bunları ben göz önünde bulundurmak istiyorum. Hemen altına da bakın şu yem kustuğunu. Onun altına da albino'yu atacağım. Hemen atalım onları. Evet, ufak bir oyuncu değişikliği yaptık arkadaşlar. Spangle'yi buraya attık fakat buradaki oyuncumuzu birazcık değiştirdik. Sebebi de şu. Clearwing'in eşi aslında buraya da olabilir. Sebebi şu, göz önünde bulunması çok gerekmiyor ama bu erkeği daha ilk defa yaşayacağım. Kendi dişilerimden biriyle biraz kızışmasını bekleyeceğim. Bunun birazcık daha göz önünde bulunması lazım. Hatta şöyle bir şey de yapabilirdim. Bununla bunu bile yer değiştirebilirdim ama şu an bunun burada durması daha iyi olur tabii. Çileğin eşi olan kırmızı göz albinoyu biliyorsunuz, bunlarda kırmızı göz yavru geliyor ve full kırmızı göz atıyorlar. O yüzden bu eşlemeyi değiştirmeyerek aynı düzende devam edeceğim. Ha, belki şöyle bir şey olur. Sezon içinde çileği buna ben lütinoyu atmayı düşünüyorum ya da kreminoyu. Buna kırmızı göz atarım. Buna da çileği atarım. Çilek zaten herkese okey. Hani erkek olsun yeter diyor. Başka bir şey demiyor. Nefes alsın yeter modunda. O yüzden çilek şu an için bekleyebilir. Bir problem yok onun eşlemesinde. Hatta çileği bile doğrudan ona atabilirim ya. Şimdi bir gece o albümü yapıp ama. Bir bakalım, bir şeyler düşüneceğiz. Hemen ardından arkadaşlar şöyle düşünelim. Şunları ben buradan alabilirim çünkü bunlar rainbow. Ben buraya çeklerimi eşlemeyi düşünüyorum. Rainbow'ları buraya eşleyelim. Eğer bir farklılık olursa rainbow'ların yerini değiştiririz ama bunları ben buradan alacağım. Şu 3 kafes için konuşuyorum. Hangilerini koyabiliriz? Hangilerini koyabiliriz? Arkadaşlar bu oğlum ve şurada Clearwing ile pastelin eşini hemen koyalım oralara. Evet, bu oyuncularımız da tamamdır. Yerlerine yerleştirdik. Gördüğünüz üzere sarı yüzümüzü buraya koydum. Clearwing'i de buraya koydum. Gayet iyiler şu an. Şimdi bir problem yok. Kumu yemeye başladılar. Bazılarında kalamar kemiği zaten vardı. Onlardan erkekler birkaç kemirdi bunlar mesela. Bakın mesela bu gaga taşına başlamış. Hemen bir aktiviteye başladı. Bir problem yok. Çok şükür. Sularını falan vereceğiz. Zaten sabahtan beri susuzlar. Rainbow'ları da buraya aldım. Şu an pek göremiyorsunuz herhalde ama buradalar. Buraya da son yavrudan yetiştirdiğim damızlıklarla bir tane benim yeni aldığım kuşlardan erkek ayıracaktım. Onu koyacağım hemen. Evet, bu kadromuza da okey dedik. Direkt oğlum buraya koydum. Bunun eşi arkadaşlar şuradaki, şu arkadaki damızlık olmuş artık dişim. Gerçekten çok sağlam maşallah var. Direkt ondan bir tık küçük yaş olarak, ay olarak. Şöyle bir şey yapacağım. Dilotumuz tamamıyla şeyden çıkınca, oğlumuz tüyden çıkınca onları hemen arkadaşlar eşleyeceğim, bekletmeyeceğim çünkü dişi damızlık oldu. Bu tüyde şu anda, tüyü hemen bir atlatsın, bir hafta falan bu beklesin, hemen atlatsın, hemen yayına vuracağım. Bu oğlum zaten artık damızlık oldu, resesif olduğu için ceresi bu şekilde duruyor, ufak duruyor ama bunun dişisi de şuradaki arkadaşlar, onu hemen atacağım, onu da bekletmeyeceğim. O biraz böyle rainbow'a da kayıyordu gönlü ama rainbow ona gelmez, mecburen onu atamayacağız. Şuradaki oğluma da düşüneceğiz bir şeyler. Buna inanın hiçbir planım yok. Yeni getirdiğim erkeklerden bunu ben kendime ayırdım. Buna bir şeyler düşüneceğim ama artık hangisi olur? Bir bakayım şöyle. Kırmızı göz olabilir. Kremino veya da şey. Bakın bir tane oğlum kalmış burada, onu da hemen bir atalım. Evet, bizim bu Apache'nin de birazcık tüy durumu var. Gayet iyi şu anda bakın. Herhangi bir problemi yok. Buna ne atacağım konusunda kararsızım. Önce bunu bir kafesine atalım da sonrasını bir geri düşünürüz artık. Bunu da buraya koymuş olduk. Evet, zaten böyle bir
Yeni kafese gelince kendine geldi. Aferin. Yola geldin. Şimdi arkadaşlar 13 tane erkeğim var. Bir tane de burada kırmızı gözüm var. Boşta kalan. Hemen onu da yerine koyalım. Evet, son olarak da bütün erkeğimizi buraya koyduk. Evet, benim onu zaten direkt var ya, hiç affetmez. Direkt gaza taşını yapıştı. Son olarak bütün erkeğimizi buraya koyduk. Bir yem eksik. Buna hemen bir yem koyalım. Evet, tamamdır. Şimdi son olarak rainbow erkeklerimizi buralara hemen sıralıyoruz. Zaten kafes sayısında yok. Onu söyleyeyim arkadaşlar. 4 tane rainbow erkeğim var. 3 tane. 3 tane rainbow erkeğim var. 4 tane rainbow dişim var. Bir tanesi zaten eşli. Diğer ikisine buradan eş ayarlarız. Hepsi çok kızgın. Bir tane de ekstra erkek rainbow olacak. Onun ardında geri kalanlar takım şeklinde gelecekler. Yani 1, 2, 3, 4. Bir tane erkek alacağım 5. 4 takım rainbow getirmek durumundayız. Yani zorundayız aslında. En az 4 takım rainbow gelecek gibi duruyor şu an için. Hemen takımları yerleştirelim erkeklerimizi. Evet, kuşlarımız da tamamdır. Bizim dayakçı koca burada. Bu oğlum burada. Bunun eşini de hemen göstereyim size. Şuradaki kızım. Şu anda bizim elimizde. Bakayım. Bir tane rainbow erkeğim şurada var. Arkadaşlar almak isteyene bakın. Rainbow dişi var. Soruyorsunuz rainbow. Söylüyorum. Rainbow dişi arayanlar bana ulaşabilir. Ondan sonra rainbow var mı falan diye sormayın. Takım yok. Sadece bir tane yavru var dişi. Harici yok yani. Oo, bakın benim oğlum hemen kömür yemeye başladı bu arada. Kuşların kömüre ihtiyacı yoktur demeyin. Kömüre ihtiyaçları oluyor. Bu hemen bakın kum yemeye başladı. Kürlerden dolayı kum, taş, kalamar kemiği hiçbir şey yok. Vermiyoruz. Bunlar bayağı da hasret kalıyorlar. O yüzden hemen saldırıyorlar. Hani fark ettiyseniz salma kafesinde hiçbir şey yok. Çok normal. Çünkü vermiyorum. Şimdi bakayım. 1, 2, 3, 4, 5 tane rainbow dişim var. Bir tane şurada fazladan erkeğim var. Onu ama şöyle bir şey yapalım. 2 tane erkek alırım. Öyle de bir şey yapsam. Şunların ikisi eş olsa arkadaşlar. 2 tane erkek alsam 5 takım geliyor zaten. Bir 4 takım da orada var. Bakalım ya. Bunlar da pek olmayacak gibi ama bir sayalım bir saniye. Buldum arkadaşlar. Vallahi çözümü buldum herhalde. Şu dişi satılırsa satılır. Satılmazsa kalır. Kafası. Oo, bu hemen yuvalığa gidiyor lan. Ne oluyor? Manyak. O kadar mı yani yavruya hasret kaldım? Neyse. 5 tane elimde dişi var. 3 tane erkeğim boşta. 2 tane dişime 2 tane erkek aldığımda bu kafeslerim doluyor. Kalıyor 3 tane. Eğer bu dişi satılmazsa bu erkeğime bir tane daha bu takımla bir tane çıkıyor. O da zaten bir tane buraya yerleşse kalıyor 2 takım. 2 takımlık yerim boş rainbow için. Buraya da 2 takım rainbow getirdiğim anda olay kapanmıştır arkadaşlar. Mevzu. 4 takımı 2 takıma böyle düşürebilirim ancak. Ama şu eğer dişi satılırsa erkeği buradaki bir tane dişiye vururum. Sonrasında arkadaşlar 3 takım rainbow getiririm. Hemen hemen aynı hesabı geçiyor. Çok bir şey fark etmez. Evet, kuşlarımızı eşledik arkadaşlar. Çıldıran çıldırana. Seslerinden kendi sesimi duymuyorum gerçekten. İstesem şöyle bir şey yaparım. Şuradaki kuşlarımdan da getiririm buraya, ilave ederim ama onlar satılacaklar. Kafesimi getirdiğimde inşallah olur. Şu anda tam kafes sayısınca kuş oldu. İyi oldu bence de. Bilmiyorum ne olacak şu an için. Bir diğerleri boş. Bunlar rainbowların. Onları bekleteceğim. Onlara bir şey yapmayacağız. Şimdi ben hemen sularımı da vereceğim. Ardından kuşlarımız tamamdır. Erkekler birkaç gün bekleyecek. Peşine hemen dişlerimizi atacağız. Evet arkadaşlar, havalandırmamızı açtık. Bayağı bir gürültü yapıyor, farkındayım. Şu an zaten o taraftan doğru temiz hava geliyor. Diğer fandan çıkıyor. Fanı ben çok fazla çalıştırmıyorum. Çünkü çok fazla güçlü. Bilmiyorum yani, fark etmişsinizdir. Yani şu an çalışıyor ve acayip derecede güçlü. Hatta şöyle bir kapatalım. Sesin ne kadar kesildiğini göreceksiniz. Evet. Kuşlarımızı kafeslerine tekledik. Bugünlük de bizden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.